1926 yılında Ankara İstiklal Mahkemesi tarihte eşi görülmemiş bir kararı ilan ediyordu. Bu karar, Şapka Kanunu'nun çıkmasından 2 yıl önce yazdığı bir kitaptan dolayı İskilipli Atıf Hoca'nın idam kararıydı. Peki kimdi İskilipli Atıf Hoca? 1874'te İskilip'in Tophane köyünde doğdu. O zamanın tanınmış alimlerinden Abdullah Efendi'den fıkıh ve tefsir dersleri aldı. Ailesinin itirazlarına rağmen İstanbul'a giderek aldığı eğitim sonucu Fatih İstanbul Müderrisliğine hak kazandı. Fatih Medresesi'nde müderris olarak ders verirken aynı zamanda Darül Fünun Üniversitesi'ne devam etti. Darül Fünun'un ilahiyat bölümünden mezun olan Atıf Hoca, İstanbul Kabataş Lisesi'ne Arapça öğretmeni olarak atandı. Daha sonra Fatih Dersiyamlığı'na atanan İskilipli, İttihatçılara muhalif bir isimdi. İskilipli Atıf Hoca, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Mütarekesi'ne ilk tepki gösterenlerden oldu. Müderrisin Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. Cemiyetin adı daha sonra Teali İslam Cemiyeti olarak değişti. Bilinenin aksine bu cemiyet, İzmir'in işgal edilmesine karşı çıkan ilk beyannameyi hazırlayan cemiyetti. Atıf Hoca, milli mücadele yıllarında Kuvayi Milliyecilere karşı hazırlanan fetvanın yayınlanmasına da karşı çıkan bir isimdi. Bu bildiriye imza ve mühür basmamıştı. Hatta dönemin gazetelerinden birisi olan Vakit gazetesine bir tekzip yazısı göndermiş, fetvanın yanlışlığını anlatmıştı. Fakat milli mücadele bitmiş ve yeni bir dönem başlamıştı. Milletin büyük fedakarlıkla verdiği mücadelenin seyri değişmeye başlamıştı. Bu değişimin kurbanlarının başında da İskilipli Atıf Hoca vardı. 1925 yılında İstiklal Mahkemesi'ne bir ihbar geldi. Zeynel Abidin adında bir kişi İstiklal Mahkemesi'ne Atıf Hoca için şapka yasasına karşı halkı ayaklandırmaktadır ihbarında bulundu ve bunun sonucunda Atıf Hoca tutuklandı. Ankara İstiklal Mahkemesi'nin o yıllarda bütün uğraşısı inkılaplara muhalif olduğunu düşündüklerini yakalamak ve cezalandırmaktı. Bunun için ne şahit ne kanıt aramak gibi bir derdi vardı. Sadece mahkeme heyetinin buna inanması yetiyordu. İskilipli Atıf Hoca bundan önce de yine inkılaplara muhalefet ettiği iddiasıyla Giresun'da yargılanıp beraat etmişti. Fakat İstiklal Mahkemesi suçlu arıyordu. O nedenle mahkeme Atıf Hoca'nın peşini bırakmadı. Mahkeme karşısına çıkan Atıf Hoca'nın karşısında Kel Ali ve Kılıç Ali gibi etrafa korku salan yargıçlar vardı. Buna rağmen Atıf Hoca mahkeme karşısında tüm suçlamalara karşı gayet emin bir şekilde kendini savundu. Bugüne kadar başka bir mevkufiyetiniz oldu mu? Evet. 31 Mart hadisesinde aynen böyle sebepsiz yere tevkif edilmiş ve bir hafta kadar tutuklu kalmıştım. Ne zamandan beri siyasetle uğraşıyorsunuz? Siyasetle uğraşmadım. Bütün hayatımı dine, ilim ve irfana bağlamış bulunuyorum. Ama Kel ve Kılıç Ali bir ceza kesmeye kararlıydı. Şimdi tek eksik kalan Atıf Hoca'ya bir suç bulmaktı. Tabii ki aranan suç bulundu. Şapka Kanunu'ndan 1,5 yıl önce Atıf Hoca'nın Batı'yı körü körüne taklit etme düşüncesini eleştirmek için kaleme aldığı Frank Mukallitliği ve Şapka adlı kitabıydı. Bütün gayesi yalnızca İslamiyet'i yüceltmek olan ve bu uğurda mücadele eden biriydi Atıf Hoca. Ünü İslam coğrafyasının dışına çıkmıştı. Öyle ki Japonya Büyükelçisi Baron Ushida İstanbul'a ayak basar basmaz resmi ziyaretlerin peşinden ilk iş olarak şöhreti Japonya'ya kadar erişen Atıf Hoca'yı ziyaret etmiş,
Sizin gibi birkaç hoca daha olsaydı İslamiyet bütün doğuyu, bu arada da Japonya'yı fethederdi bile demişti. Bir yabancının değerini takdir ettiği İskilipli Atıf Hoca, kendi topraklarında sadece fikirlerinden dolayı hor görülmüş, dünya hukuk tarihinde eşine az rastlanır bir skandal yargılamayla 1924 yılında yazdığı Frank Mukallitliği adlı eseri 1926 yılında çıkan Şapka Kanunu'na karşı çıktığı iddiasıyla suçlu bulunup idam edilmişti. Dünyanın hiçbir toplumunda kanun geriye doğru işletilmediği halde sırf siyasi nedenlerle 1926 yılında Ankara İstiklal Mahkemesi böyle akıllara durgunluk verecek bir karara imza atmıştı. Peki Atıf Hoca Batı'ya tamamen karşı mıydı? Kesinlikle hayır. Atıf Hoca idamına neden olan kitabında İslam'a göre Batı medeniyetinin meşru olan ve olmayan yönlerini de açıklamıştı. Atıf Hoca, Batı medeniyetini maddi ve manevi olmak üzere iki yönden değerlendirmiş, bunlardan her birinin insanlığa faydalı ve zararlı olan noktalarını kitabında anlatmıştı. Günümüzde artık itiraz kabul etmez bir biçimde tarih bize göstermektedir ki, İskilipli Atıf Efendi, sadece bir fikir adamı olarak mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları çürüttüğü halde, iftiralarla, kendisini savunma hakkı engellenerek, akıl dışı bir yargılamayla idam edilen bir ilim adamı ve bu toprağın mazlum simalarından birisidir. Aslında günümüzde bir takım ideolojik kalemlerin çarpıtarak iddia ettikleri gibi milli mücadele düşmanı olmamış, milli mücadeleye bir an bile karşı çıkmamıştı. Hatta milli mücadeleyi desteklediği halde hem damat Ferit kabinesinin hem yeni kurulan Cumhuriyet rejimini anlamından kopararak millet için değil de millete rağmen bir yapıya dönüştürmeye çalışanların kurbanı olmuştu.